Merhabalar değerli Babatorik izleyicileri. Bildiğiniz gibi 2012'deyiz ve bu sene olimpiyat senesi. Temmuz ayının sonunda Londra'da yapılacak olimpiyatlar. Olimpiyatlarda en çok ilgi çeken, en çok insanları ekran başına getiren dallardan bir tanesi atletizmdir ki benim de öyle. Atletizmde Londra öncesi bildiğiniz gibi takip ediyorsanız Diamond League yapılıyor. Önce kısaca bu Diamond League nedir? Bunun tarihçesi nedir? Hangi aşamalardan, yapılardan buraya gelmiştir bir geçelim üzerinden diye düşünüyorum. 90'ların sonunda büyük organizasyonlar dışında yani dünya şampiyonası olsun, olimpiyatlar olsun en çok ilgiyi çeken şey IAAF'in yani Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği ve Avrupa'nın belli şehirlerinde yapılan Golden League denen Grand Prix'lerdi, buluşmalardı. Ki bu şehirler işte size tanıdık gelecektir Berlin, Brüksel, Oslo, Zürih, Monaco, Roma gibi şehirler. İlk olarak 98 yılında yapıldı Golden League. Ve toplam 6 ayaktan oluşuyordu, 6 şehirden oluşuyordu. Daha sonra Golden League'e gösterilen bu yoğun ilgi ve tabii ki PASSA'nın da artması, gelirlerin çok yükselmesi IAAF'i açıkçası biraz gözünü de parlattı. Ve bunu Avrupa kıtasının dışına taşımaya ve biraz da global hale, global yapıya büründürmeye karar verdi. Buna sevk etti. Ve 2009 yılına kadar yapılan Golden League artık 2010'dan sonra Diamond League adını aldı ve Diamond League kapsamında artık Amerika Birleşik Devletleri, işte Katar, Asya'dan Çin gibi daha atletizmde atılım yapan öncü ülkelerin de katılımı sağlanması amaçtı ve 2010 senesinden itibaren artık Golden League yerini Diamond League'e bıraktı. Yapı olarak da tabii biraz ufak değişiklikler var. Onlara da birazdan bahsedeceğiz. 98'e 2009 arası dediğimiz gibi Golden League yapılıyordu. Ve 2010'dan itibaren son 2 senedir de Diamond League olarak karşımıza çıkıyor. Bu genelde Haziran ayından Eylül ayına kadar süren bir, yani yaz takvimi içerisinde süren bir organizasyon, bir buluşma. Ve bu seneki Diamond League'de toplam 14 ayak üzerinden olacak. Artık şehirler de arttı tabii. Çok talep de var. Çünkü buna talip olan şehir gerçekten hem maddi olarak, ekonomik olarak hem de prestij olarak büyük şeyler kazanıyor. Olimpiyatlara kadar 9 ayağı yapılacak bunların. Ki sadece bir ayak kaldı önümüzdeki Londra ayağı. Yani olimpiyatların yapılacağı şehirde. Özellikle onu belirteyim. Puanlama sistemi genelde şu şekilde. Her branşta ilk 3'e giren, ilk 3 dereceyi yapan puan kazanıyor klasik olarak. Bunlar şu şekilde 1. 4 puan, 2. 2 puan ve 3. de 1 puan şeklinde alıyor. Bütün yarışların sonunda finalde koştuklarında ise bu aldıkları puan 2'ye katlanıyor. Yani 1. 8 puan alacak eğer şampiyon olursa. Ve bunun sonucunda tüm bu atletler katıldıkları şampiyonların sonucunda elde ettikleri puanla 1. olduklarında buna Diamond Race ödülü deniyor ve gerçekten de bir elmas, daha önce nasıl Golden League'de külçe altın veriliyorsa bunda da elmas veriliyor. Diamond Race ödülüne sahip oluyorlar. Dediğimiz gibi olimpiyatlar öncesi Diamond League önümüzdeki Cuma Cumartesi Londra'ya 2 gün üzerinden yapılıyor. Sadece ona özel istisnai bir durum. Normalde çünkü tek gün üzerinden yapılır. Ki birazdan başka bir kaydımızda bunu anlatacağız Paris ayağını. O tek bir gün yapılmıştı. 13-14'ünde Londra ayağı yapılacak ve olimpiyat öncesi büyük yıldızlar. Tabii hepsi katılmıyor muhakkak. Seçiyorlar çünkü ayakları, şehirleri. Tekrar izleme şansımız olacak ve son durumlar hakkında fikir sahibi olacağız. Bundan sonra diğer şehirlerdeki buluşmaları değerlendirmek üzere buluşacağız sizinle. Hoşçakalın.